Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Gayrimenkul danışmanı değil, emlakçı olarak çalışmalarıyla bilinmek isteyen Doruk Kutlu'yla emlak sektörüne bir yolculuk yapıyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Elin Hanım. İsmim Doruk Kutlu, 97 Ankara doğumluyum, Oğlak Burcu'yum. Dikmen bölgesine ikamet ettim, Oran bölgesine taşındım. 15 yıldır da Çay Yolu'nda yaşıyorum. Genel çevrem burada. Üniversitemi de Başkent Üniversitesi'ni bitirdim. Uluslararası Ticaret Programı eğitimi aldım. %100 burslu okudum. Lise çıkışım Ankara Amerikan Kültür Koleji, tiyatro yaptım, münazara yaptım. Bunlar benim sektördeki gelişmemi sağlayan temel unsurlardır diyebiliriz. Hemen bu sektöre nasıl dahil olduğunuzu ve ne zaman dahil olduğunuzu da konuşalım. Tabii 2 sene önce üniversiteyi bitireli 1 sene olmuştu. O dönem böyle kaliteli bir hayat yaşamak istediğim, sevdiğim insanlarla düzgün bir hayat standardı yakalamak istiyordum. Gayrimenkul sektörü bunun kapısını açabilecek gibi duruyordu. Aynı zamanda eğitimim ve zihin yapım da gayrimenkule hitap ediyor. Çocukluğumdan beri hep böyle bir emlakçım olsam düşünürdüm ama hiçbir zaman kendime konduramazdım. Bugün size gururla taşıdığım bir ünvandır emlakçı olmak. Ama her zaman sektörde şunu söylerim, farklı olmak lazım. Ben farklı bir emlakçıyım. Güzel bir noktaya değindik. Dediniz ki konduramazdım. O zaman buradan şunu çıkartabiliriz ki sizin çocukluk dönemlerinizdeki sektörle şu anki sektör arasında dağlar kadar bir fark var. Aynen öyle. Sanırım artık tabiri caizse daha ciddiye alınan bir sektör olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen bununla ilgili yorum yapalım mı? Tabii ki yapalım. İlk olarak sosyal medyanın ilerlemesi bu sektörü çok ilerletti. İnsanların farklılaşmasına ve niş bir hava yaratmasına sebep oldu. Kimisi adını sanını bilmezsiniz, çok para kazanıyor olabilir ama dönüp baktığınızda bu işi böyle rengarenk yapmaya çalışan belli bir kesim var. Bunun gelişmesinin temel unsuru sosyal medyadır. Sosyal medyayı kullanmayan bir emlakçının ben bugün çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Para kazanabilirsin, başarılı olamazsın diyorum. Süper, çok güzel tarif ettiniz. Şimdi efendim gayrimenkul ihtiyacı sizler de biliyorsunuz ki günden güne artış göstermekte. Aslında talepler yerine getirilse bile bir memnuniyetsizlik söz konusu. Buna ne yorum yapacaksınız? Bunun yorumunu, bu en çok istediğim soru buydu öyle söyleyeyim size. Şimdi biz üretim hızı yüksek olan bir ülkeyiz, tamam mı? Konut mecbur olacak. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir potansiyel büyümesi vardır ekonomide. %6 gibi bir rakama tekabül eder bu. Yani kısacası Türkiye her yıl %6 büyümeli ki işsizlik artmasın, konut problemi artmasın ama gördüğümüz üzere konut arzı çok ağır tıkanık. Müteahhitlerin kar marjı inanılmaz düştü son 5 senede ve bu müteahhit bu riske girmek istemiyor. Gayrimenkul sektörü çok konuşulan, çok tartışılan, gerek güvenilir bulunan, gerek güvenilir bulunmayan bir sektör. Sizce güvenli bir liman mıdır ve siz kendinizi bu sektörde nasıl konumlandırıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de gayrimenkul güvenli bir limandır. Çünkü arz sıkıntısı var ve talep çok yüksek. O yüzden Türkiye'de bir konut aldığınız zaman kalbiniz kırılmaz. Özellikle uzun vadeli bir krediyle alabiliyorsanız bu konutu, TL borçlanabiliyorsanız çok çok kârdasınızdır. Biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz bu sektörde? Biz bu sektörde bir farklılık yaratmak istiyoruz. Biz ofisimizdeki herkes, sadece ben değil, en az bir yabancı dil bilir, üniversite mezuniyeti vardır. Biz öyle kafasına göre geldim, hadi eğitim paranı ödedim, ofise başladım, öyle bir şey yok. Biz kapıdan çeviririz insanları, çok da çeviriyoruz ne yazık ki. Bizim konumlanmaya çalıştığımız nokta bu, daha elit bir ofis yapmak istiyoruz. Daha elit bir vizyonla ilerlemek istiyoruz. Gençlerin özellikle olduğu bir ekibimiz var. En küçükleri benim bu arada. Ama sonuçta yaşın yapmadığını da görüyoruz yani. Demek ki dönüp baktığımız zaman kendimizi konumladığımız nokta farklılaşmak. Evet, birlikte zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız bir lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte hayatın stil dolu yeni yönleriyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın, Ekotürk'te kalın.
Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.